Arkadaşlarım, bu kanun ile 1982'den bu yana milyonlarca vatandaşın üniversite eğitimi almasını sağlayan açık öğretim sistemimizin de temelini yok etmekteyiz. Şu anda Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız olan Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen'in Anadolu Üniversitemize ve Türkiye'ye kazandırdığı açık öğretim modeli bizim aynı köy enstitüleri gibi, aynı halk evleri gibi vatandaşlarımıza eğitimde fırsat eşitliği tanımamızı sağlayan bir modeldir. Şimdi onun paralarına el koyuyorsunuz. Ayrıca 2 milyon pasif öğrenciye açık öğretimden çıkararak sistemin özünü yok ediyorsunuz. Bunlar yanlış adımlardır. Buyurun. Başkan. Buyurun. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlarım, 2009 yılından bu yana açık öğretim fakültesinin tam 1.750 milyar lirası Anadolu Üniversitesi bütçesinden alınarak önce maliyeye, daha sonra da YÖK'e verildi. Her yıl 40 milyon lira almaktaydılar. Şu anda yaptıkları uygulamanın kanuna dökülmüş şekli. Ama bu doğru değildir. Dünyanın hiçbir yerinde hükümetler üniversitelerin paralarına bu şekilde el koymazlar. Şimdi birkaç şey söyleyeceğim. Deniyor ki işte doktora yetiştirmek üzere bu paralar kullanılacak. Anadolu Üniversitesi'nin zaten doktora programları var. Burada eğitim gören, doktora gören öğrencileri var. Ayrıca biz YÖK'ün yurt dışına gönderdiği bir bölümünü tabii ki tenzih ediyorum ama yurt dışına gönderdiği doktora programlarında kimlerin eğitildiğini çok yakından biliyoruz. O yüzden burada doktoralı öğrenci alınacak gerekçesiyle Anadolu Üniversitesi'nin açık öğretim parasına el konması kabul edilemez. İkinci olarak uzaktan eğitim de aslında açık öğretim bir fırsattı. Tamam Leyhanım. Tam da şu salgın döneminde uzaktan eğitime ne kadar ihtiyacımız olduğu ortaya çıktı. Keşke bu paralar 1 milyar 750 milyar lira gereksiz yerlere harcanmak yerine maliyeye alınarak bunun yerine keşke şu anda ihtiyacımız duyulan uzaktan eğitimin altyapısı oluşturulsaydı. Değerli arkadaşlarım, burada yapılması gereken bellidir. 80'lerdeki kuruluş dönemindeki, 90'lardaki modeli geri dönülmesi gerekir. Eğer bu para fazla deniyorsa ki komisyon görüşmelerinde böyle dendi. Eğer bu para fazla ise, gerçekten fazla ise o zaman bu parayı öğrencilerden almayalım. Açık öğretim öğrencileri zannetmeyin ki zengin öğrenciler. Birçoğu çalışarak bir taraftan okumaya çalışıyor. Birçoğu kolundaki bileziği satıyor, ahırdaki ineği satıyor açık öğretimde okuyabilmek için. Madem fazla geliyor para, o zaman almayalım ya da madem alıyoruz, bu çocukların açık öğretimde okuyan gençlerimizin, yaşlarımızın beşikten mezara kadar eğitim diyoruz, onların ihtiyaçları için harcanmasını sağlayalım. Mutlak surette biz açık öğretimin temelini dinamitlemekten vazgeçelim diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.